Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Artık alçıdan çıktım. Kol şu an dikişli. Bir de tıraş yapmaya başlayalım artık değil mi? İlk videomuzu atalım uzun bir süre sonra. İlker, kardeşimle tanışma hikayemizi anlatayım çok kısa. Bundan önceki tıraşa geldiğinde internetten saçları için sıkıntı olduğu için jöle sürüyormuş sürekli. İnternetten de benim Pudra Box videomu denk geliyor. Onu izliyor. Ondan sonra da şans eseri, milyarda bir olacak bir olay. Diyor ki tıraş olayım. Bir geliyor benim dükkanıma. Beni görüyor. Burada tanışıyoruz. Ya diyor ben 10 dakika önce senin diyor videonu izledim diyor. Pudra Box videonu. Ama işte hani kalbimiz mi temiz neyse denk gelmişiz. Aynen. Denk geldi bir tıraş olayım derken benim dükkana giriyor. İlker'in saçlarını hep model yapamamışlar. Hep kesememişler. Yıllardan beri de hep ondan şikayetçi olmuş. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu video ve bu saç çok zor bir saç. Neden diyeceksiniz? Arkadaşımızın yüzü yuvarlak. Yuvarlak yüze sahip ve saçları dik çıkıyor. Şimdi bu arkadaşın normal saçlarına normal kesim hiçbir türlü gitmez. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Bu saça kare kesim yapacağız. Ve kare kesimde dünya üzerindeki en zor saç kesimi. Şöyle bir yüze ve böyle bir saç tipine en zor kesimlerden birini uygulayacağız. Fazla uzatmadan konuyu hemen tıraşa başlayalım. İlker'im, şimdi bundan önceki tıraşta ben senin yanlara falan birle girmiştim ya. Evet. Bu sefer gene öyle mi yapayım daha mı değiştireyim mi? Bir tık daha kısaltacağım demiştim. Bir tık daha kısaltabilirsin. Evet. Tamam. Yani bu sefer kontrol sende. Tamam. Biraz diğer tarafta uzun kalsın istemişim ama şimdi artık istediğin gibi tamam, kontrol sende. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Yarım. Evet. Bu tıraşı çok iyi izleyin ama. Adem'im sen bu tarafa gel. Bu tıraş çünkü gerçekten zor bir tıraş ve iyi izleyin. Ben normalde bu tıraşı ilk yaptığımda kare kesimi ilk tıraşımı 3,5 saatte falan yapmıştım. Bu tıraşın bitme süresi. Çünkü çok zor bir saçtı. Yapamamıştım. Çok zorlanmıştım. Ama tabi artık benim için öyle bir dert olmadığı için. Bu arada arkadaşlar Allah razı olsun hepinizden. Video attığımda hepiniz bana da yazdınız. Geçmiş olsun dileklerinizi de gönderdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi buraları komple bir yarımla alacağız arkadaşlar. Şuraları ilk önce bir ayarlayalım. Normalde böyle saç kesimleri geldiği zaman bu tarz yüz tipinin ve saç kesiminin modeli budur arkadaşlar. Bundan dışarı çıkmamanızı tavsiye ederim. Ben o kadar rahat kullandım ki bu saçı bu bir aylık süreçte. Son kesimi mi? Aynen öyle. 10 numaraydı. Ellerine sağlık. Ne demek kardeşim? Bir şey yapmadım. Ben sadece işimi yapıyorum İlker. Ama benim anlamadığım bunu yüzyıllardan beri sana hiçbir Allah'ın kulu uygulamadı mı ya? Uygulamadım. Allah Allah. Arkadaş nasıl yapamazlar anlamıyorum ya. Sana o zaman denk gelmemiş İlker. Gelmedi. Vallahi denk gelmemiş. Sen ne yapıyorsun İlker? İşler nasıl gidiyor? Çok şükür. Çok şükür. Acele var. Yoğunluk var mı? Vallahi tatlı bir hareket var. İnşaat sektörü ufak ufak hareketleniyor. Çok hareketleniyor şükür. Mu? Ha, iyi bari. Tabii bu normalde de çok uzamış hali. Senin o sakatlanmandan ötürü sekti gene. 5-10 gün. Normalde çoktan olurduk yani tıraşımız. Olman lazımdı zaten. Model geldi yani. Belli model bir süre attı. Sonra aynen. Çabuk bozar çünkü bu. Aynen. Ama bir ay. Bunun hani maksimum bize gideceği bir ay. O belli oldu. O civarlarda. 3 hafta ile bir ay arası. Aynen. Tam böyle 3,5 hafta gibi. Aynen öyle kardeşim. Artık onun cumartesine denk gelen döneme ayarlarız kendimizi.
Ya fark etmez artık ben pazar günleri de çalışıyorum. Ha, o zaman. Ben zaten normalde de çalışıyordum da bu 1 Ekim'de hani berberlere yasak masak getiriyorlar diye. Getireceğiz dediler ya. O olay şimdi şeye düştü. Sen söyle onu. Ocağı aldılar onu. Ocağı almaları güzel oldu. Şimdi bir 3 aylık bir süremiz daha var. Tamam, süper. Yine pazarları gelirim ben. Ama ne oluyor? Pazarları ben biraz daha geç geliyorum. Çünkü uyuyorum, annem kaldırmıyor beni. Tabii canım. Evet arkadaşlar, şimdi yarımını aldık. Ondan sonra 2 numarayı alıyoruz. 2 numarayı takıp çentiyi indirmeden, şunu indirmeden yukarıda şu kabalığı şimdi alacağız buradan. Bakın buralarda da dönerler var. Ona göre ayarlıyoruz. Çünkü daha buralar kısalacak. Çok fazla yukarı çıkmadan olduğu yerden sadece şuradaki fazlalığı alıyoruz. Bu bölümü gördünüz. Diğer taraf da böyle. Şimdi arkadaşlar, burayı da hallettiğimize göre ondan sonra 1 numarayı alıyoruz. Çentiyi 2 tık. Hafif yukarı doğru kavis vererek kaldırıyoruz saçı. Şimdi şöyle bir göster abi. Şimdi saç şu an gördüğünüz hale geldi. Ondan sonra şimdi bu saç kare kesim olduğu için şu bölümler her zaman dik çıkıyor. Onu daha da yiyip buraya doğru, şu tarafa doğru biraz daha kat vermemiz gerekiyor. Oraları yiyebilmemiz için. Ondan sonra 1.75 takıp bunu 2 tık alıp bu bölümü çok tatlı bir yememiz lazım. Bakın şu an bile oturdu saç. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadı. Hani bu saçı böyle bırakıp şuradaki izleri kaybettiğiniz zaman buraları da isterse müşteriye bırakıp diktirebilirsiniz. Dik saç olabilir yani. Ama biz öyle yapmıyoruz. Çünkü neden? Kısaltmamız lazım. Biz bu saçı eğer ki bu haliyle bırakırsak bu saç bir hafta 10 gün sonra tekrar bozacak kendini. Burayı çok güzel bir şekilde yiyoruz. Bakın mesela aradaki farkı da görürsünüz. Ve şu an bu taraf böyle. Şimdi ne yapacağız? Basit, sadece şu enseleri bir incelteceğim. Natürel yapacağım. Enseler bitti. Ondan sonra makas işlemine geçmemiz lazım. Yani en zor kısma geliyoruz. Az sonra en zor kısımdayız. Geçen sefer söylemiştin ya, asıl tıraş şimdi başlıyor dediğin o. Ya bunlar basit. Bu sadece inceltme, kısaltma. Ondan sonrası zaten asıl olay başlıyor. Şimdi enseleri de aldık.
Ondan sonra şu ortayı bir natürelleştirelim. Çünkü bu saçlarda ense çok önemlidir. Enseyi sıfırlayabildiğiniz kadar sıfırlayabilirsiniz. İyice aldıktan sonra bir tık attırın bunu. Şuradaki izleri kaybedin. Sonra bir tık daha şuradaki fazlalığı. Adem makineyi yağladın da oğlum şey yapmadın mı? Yok. Peçeteyle silmedin mi? Yağlar akıyor buradan. Sila. Şunu birazdan tekrar ayarla. Biraz yağlı kalmış bu. Ya da bunun içinden mi? İçinden mi bulaştı acaba? Ondan da olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyor muyuz? Makasımızı alalım. Asıl olayımız başlıyor. Hafif sulayacağız. İyi izleyin gençler. Şu saç ön taraf. Burayı ellemiyoruz. Saça gidecek en uygun kısalığı verebilirsin müdür? Ona tamam. Göre yani hani biraz bir tık kısa olsun. Tamam kardeşim. Ona göre ayarlarım ben şimdi. Buraları çok fazla içeri kadar girmiyorsunuz bakın. Sadece şuraları ayarlayacaksınız. Şu diklik olan var ya. Sadece bu dikliği alacaksınız saçtan. Böyle bir kesim yaparsanız eğer. Çünkü bunun sebebini şu an değil. Az sonra göstereceğim size. Bakın şuradaki fazlalık da gitti. Orayı da ayarladık. Hop hop hop. Nereye gidiyorsun oğlum? Evet arkadaşlar, şimdi burayı da yanlara aldık. Şimdi buradaki olayımız bitti. Şimdi üstlere bildiğiniz çatır çutur gireceğiz. Hiç af yok şimdi şu an üstlerde. Parfümlü su da çok güzel olmuş. Şey değil, parfümlü su değil, şey aşıcı var onun içinde. Ya çok güzel kokusu var. Valla. Arkadaşlar şimdi normal elimizdeki bu tarak ya, bunu değiştiriyoruz. Şöyle. Bu taraktan kullanırsanız ince ağızlı daha iyi. Çünkü saçı şimdi alırken minik minik gitmeyeceğiz mesela. Tarağı soktuğum zaman ben bu fazlalığın hepsini alacağım buradan. Ön taraflara girmiyoruz. Şurayı almayacağız. Buradan itibaren bakın. Zaten belli oluyor. Çok minik minik gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi var ya bak, böyle yukarı kaldırınca hemen ağrı yapıyor. Tamam.
Evet gençler, gördüğünüz gibi yavaş yavaş kısaltıyorum saçları. Evet, şu gerileri falan, arkaların hepsini kısalttık. Ama tabii şimdi bizim bu tıraşımız bitti mi? Hayır. Çünkü neden? Asıl şimdi başlıyoruz. Bakın arkaları falan kısalttık. Onlar gitti. Peki şimdi bizim ne yapmamız lazım? Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Fön. Ve bir tane fırça. Bu saçı komple şimdi kaldıracağız. Hatalar nerede? Hep neredeyse onu göreceğiz. Ona göre kesimini kare yapacağız. Şu an bu saç hala kare kesimde değil, hala yuvarlak kesimde. Ama şimdi başlıyoruz. Evet. Şimdi saça fönümüzü çektik. Saçı ayarlamış olduk şu an. Şimdi tekrar ince tarağı alıyoruz. Bakın buralarda hep bozukluklar var, görüyorsunuz değil mi? Şimdi gelelim onları düzeltmeye. Çok minik minik gidiyoruz arkadaşlar, bak sakın buralarda bir hata yapmayın böyle bir saç keserken. Anında hatayı belli eder bu saç. Mesela şu tarafı kısalttık. Şimdi burayı kısaltıyoruz. Düzgünce. Ondan sonra bakın saç bu tarafa doğru eğimli geliyor. Burayı keserken ön taraftan, arka taraftan girmeniz lazım. Ön tarafı kullanmadan. Şimdi buradan alın. Burayı da böyle. Tamam. Şimdi bu saçın önleri falan çok uzun. Gelelim şimdi buraları kısaltmaya. Şimdi buraları alalım mı? Buralardaki bir hataları düzeltelim. Elinizi korkak alıştırmanıza gerek yok. Direkt girebilirsiniz saça.
Hop, nereye gidiyorsun? Evet. Şimdi buraları da böyle almış olduk. Makasla. Şimdi sıra nerede? Ufak tefek hatalar var. Onları çözmeye geldik. Bunu takıp 0 hafif kaydırarak buraları ayarlayacaksınız. Bu olaya çok dikkat etmeniz lazım. Tek bir hatanız saça komple mal olabilir. Çok ince çalışacaksınız şu pozisyonda. Gençler nasıl? Az önceki saçla şu anki saçın arasındaki farklar? Ellerine sağlık. İlker'im, önleri biraz daha kısaltayım mı? Evet, çok az daha. O zaman onlara çok ince bir ara makas atacağım. Aynen, bir ferahlatsan yeter. Çünkü çok hemen uzuyor. İnce bir ara makas atacağım sadece. Gençler önlere de çok kıllatmadan hafif hafif böyle bir ara makas atalım. İyi mi İlker? 10 numara. Evet gençler. Bizim olayımız yuvarlak surata dik saçlı kesimleri kare kesim olarak yapmak zorundasınız. Kare kesim şu an izlediğiniz video oluyor. Bu saç kesimi kare kesim olur. Saç yuvarlak olarak gelmiyor. Direkt net kesim kare olarak geliyor saç. Bu biraz zor bir kesimdir ama videomu izlerseniz öğrenirsiniz herhalde. Ben size şöyle bir güzellik de yapayım. Hani bu kadar işi yaptık. Biz zaten İlker'in saçlarını yıkayacağız. Ama yıkamadan önce ben öyle bir wax süreyim saça. Siz tam olarak waxlı halini görün bu saçın. Fön'e gerek yok şu an. Zaten sen temizlenecek ya şimdi. Ben bir şöyle yapalım. Bu wax'tan. Ve gençler aldık wax'ı.
artık bundan sonra İlker çok rahat bir şekilde saçlarını yapabilecek. İşte kare kesimin amacı budur arkadaşlar. İster böyle ortada toparlar. Bakın şu şekli de verebilir. Böyle. Ki bence gayet güzel oldu. Değil mi? Evet, çok. Ya da mesela buraları böyle komple indirebilir aşağıya. Şöyle önleri sadece böyle yapabilir. Ya da tamamen dağıt. Bu kadar. Şu da çok güzel oldu. Ya da şey de yapabilir. Hani fön çekip böyle yana doğru tarayabilir bu saçı. Şu saatten sonra tarayabilir. Kuruttuktan sonra yana fön çeker. Sağa doğru taradı mı saç hiçbir türlü dik kalmaz. Evet. Şimdi bana çevirebilirsin. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir saçı komple baştan sona bir çek adam. Kara kesim olayı böyle oluyor arkadaşlar. Az önceki kesim farklıydı. Şu anki apayrı bir fark. Kanalıma abone olursanız like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan halim.altankingav'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca TikTok'ta da varım ha. Canlı yayın da açıyorum orada. TikTok'ta halimaltankingav 1925 olarak geçiyor. Takip ederseniz bu videonun altına yorum yaparsanız ve benden istediğiniz videolar olursa onları da yazarsanız ben elimden geldiğince size bundan sonra çekmeye başlayacağım. Çünkü artık kurtuldum. Alçıdan kurtuldum. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Allah'a emanet. Bay bay.